bayıldık. Nasıl teyze, kolay gelsin. Tarla, inme tarla. Gel be tarla. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili takipçilerimiz, nasılsınız? İyi misiniz? Umuyorum hepinizin hayatında her şey yolunda gidiyordur. Umarım mutlusunuzdur arkadaşlar. Burada güneşli bir gün, çok güzel. Biz çok mutluyuz, huzurluyuz. Size de aynısını temenni ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenip yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Biliyorsunuz arkadaşlar, artık fasulyelerimiz çok büyüdü. Sırık takılması lazım. Bir önceki bölümde ormandan sırık getirmiştik ama yeterli değildi. Bugün daha farklı bir teknikle, sizden de öneri gelmişti o şekilde zaten. O öneriye uyarak daha farklı bir teknikle fasulyelerimiz ve salatalıklarımıza sırık mı dikeceğiz, ip mi çekeceğiz artık? Böyle ikisinin arası bir şey yapmaya çalışacağız ki büyüsünler. Yine işte mevcuttaki sırıkları, elimizdeki malzemeleri kullanarak bu problemimizi çözüyor olacağız inşallah. Yine bir şey almadan elimizdeki şeylerle aslında bir çözüme ulaşacağız. Yine günlük rutin işlerimizi tamamladık. Artık bahçedeyiz. Şimdi bahçede yapılacak bugün hem bu sırık, işte fasulyeler için sırık yapacağız. Hem de Mia'nın bir havuzu var. Biz çok amaçlı kullanıyoruz. Kışın içeride top havuzu oluyor. Yazın dışarıda Mia için böyle birazcık evet ferahlayabileceği bir havuz olacak. Fakat küçük bir patlak vardı onda. Deniz bugün hem onu onaracak, Mia'yı mutlu edecek. Hem de bahçe işlerimize bir tekrar şekil şemal vereceğiz. Mia da mayosuyla şu an etrafta koşturuyor. Mayosu ve üstünde tişörtü, çıplak ayakları. Çap çap çap. Havuzu görünce zaten çok heyecanlandı. İçini su doldurmamızı bekliyor. Ama önce işlerimizi yapacağız. Korkuyoruz çünkü. Evet, suyu bırakamayız. Çok seviyor, yalnız bırakamayız. Önce işlerimizi yapacağız, ardından da Mia'ya havuz keyfi yaptıracağız. Evet, biz yine belki akşam kahvemizi içerken, sohbetimizi ederken Mia da yanında suyuyla havuzda oynuyor olacak. Son olarak da biz evlenirken gelenlere nikah şekeri yerine verdiğimiz ufak bir hediyemiz vardı. Tamamen unutmuşuz onu, değil evet, mi? Evet, tamamen unutmuşuz aslında. Bir kalem, kalemin ucunda da bir tohum vardı. Evet, zaten tohum kalem dağıtmıştık. Tohum kalem dağıtmıştık. O tohumlarımızı ekeceğiz arkadaşlar. Bir kendi nikah şekeri yerine dağıttığımız tohumlarımızı ekeceğiz. Belki size de ufak bir barko vizyon yaparız. Tabii bu kalem tohumu ekmek için bir tane de konserve kutusunu boyayıp onu da böyle hızlıca. Bir evet hızlı, çok hızlı bir saksıya dönüştüreceğiz. Sonra ekimi ona yapacağız. Yapılacak işler çok. Dönüşte yine sohbet ederiz. Şimdi başlayalım. Başlayalım hadi bakalım. Evet, şurada da çıkacak. Çok güzel çiçek açacak. Şu altlarında da var. Fasulyeleri göstereyim ben de bu arada. O kadar çabuk yabani ot sarıyor ki bahçeyi, gerçekten inanılmaz. Yani detaylı temizlemiş olmamıza rağmen hala çıkıyor. Bakın fasulyeleri, yani kesinlikle artık gerekiyor. Bir. Ayrıca biberlerde ve domateslerde hem bu alt yaprakları koparıp böyle fisil alma yapmanız gerek önerisi gelmişti. Onu da en kısa sürede yapacağız. Çok yağmurluydu yine burası birkaç gün. Kazık değil de aslında demir şey olsa, itkince çakabilsek güzel olur. Ve sağlam durması da önemli çünkü. Şuradan birbirlerine de bağlarız. Duvardan da bağlarız çünkü. Olabilir.
Kullanma o zaman şimdilik. Kullanmayacağım zaten. Dördüncüyü gerekirse yaparız. Bağlayalım. Ha, o da olur. Damla sulamaya bağlayabiliriz aynen. İki makara daha var. Program. Yeter herhalde yani. Bizimki çok kötü oldu ya. Bizim de çok çıkıyor. Çok dolmadı yaptık. Yolduk ama. Yine çıktı. Sen ha buraya domates doğru mu yaptın? Yok. Niye oradan domates çıkıyor? Burada da var birkaç tane. Orada mısır var. Mısır etkilerden kalmadı. Bana hava yarasan. Vay. Bana sen ne çıksın gitti. Uğrayacak mı abla abla? Yok uğramaz çünkü şey Hasan abi 7'de maça yetişeceğim dedi. Efendim askı istedi. Yanlış mı anlamış? Ha? Yanlış anlamış. Anlamadım. Yanlış anlamış. Filiz Hanım ve fideleri. Ben sana şöyle kapıyı açayım. Ben açayım sen. Buyurunuz madem. Akşam güneşin de bana vuruyor, fark ettin mi? Evet. Aslı teyze kolay gelsin. Buraya koyayım mı? Fide. Fide getirdik sana. Biber fidesi, o da salatalık. Demin sormuştun ya bizde. Orada dolmalık biber var, acı biber var, çerliston var. Ne çıkarsın? Şurada zaten. Buraya kazdım ya, parça bir şey yok onda. Bir iki tane var onda. Aralarına dikeceğim. Fide getirdik Askıs teyze. Otar da büyütür onlarla şu yere gidin ya. Otarla, illa tarla, serba tarla. Olsun işte, yeriz aslında. Şey, yaparız yeriz. Yaparız yeriz ya. Biz de burada işte. Yeriz. Ne yiyeceksin? Mısır mı? Mısır, domates, salatalık. Allah ne verdi? Bunları ettik beni yapmışsın. Hep bir şey. Mısır var evet. Çok mısır. Biz de sizden alacağız mısırı. Bizim mısır aslında. Görüşürüz. İyi akşamlar. Arkadaşlar biz kendimizce böyle bir çözüm ürettik. Çok fazla sırık bulamadığımız için aralara böyle iki kat ip yaptık. Şöyle. Onları da üstten yine bir ipe bağladık. Alttan da damlalıkla sulamaya sabitledik. Birazcık böyle elimizde şimdi sarılmaları için onlara yol gösterdik. İnşallah verimli olur bilmiyorum. Doğru mu yaptık? Siz ne diyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın yine fikirlerinizi.
demin patlak yerini bulmuştum. Büyük bir sıkma. Ha şurada var Deniz. Bana doğru gel. Hayır bana doğru gel. Evet orası. Şu an parmağına dokunuyoruz. O halkanın kenarı şey olmuş. Tutar mı? Deneyeceğiz. Arkadaşlar ciddi anlamda sıcak bir hava bugün. Yani Mia çok mutlu olacak eğer suya girebilirse. Şimdilik bu geçici bir şey. Buna güzel bisiklet yaması alıp aslında. Yapabiliriz yapmayı değil mi? Düşünüyorum. Yani şimdilik bu silikon tutsun. Japon'da sürmek istemedim. Sonuçta hani o çıkar mıkar Mia ağzını alır. Yani silikon sonuçta zararı olan bir şey değil. Kar topu çiçeğimizin ihtişamı bu kadardı maalesef. Çok seviyordu kendisini. Evet. Bayağı da büyük patlamış, şişmiyordu bile. Şimdi bakalım. Ya evet, direkt çok sert zemine oturmaması için aslında orada hava çok işe yarıyordu. Bilmiyorum, problemi giderebiliriz. Mia, Mavi. Çok soğuk, biraz sıcak su koyayım içine. Tamam, sen bir kaynar istiyorsan su getir. Tamam. Bir şey içine ılıtır. Ama yeşil, mavi nerede? Mavi. Mavi, kırmızı? Yine. Aferin aşkıma. Yeşil? Yeşil. O ördek. Ördek nerede ördek? Evet, ördek. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak. Bak bak. Otur. Otur baba. Bekle. Otur. Otur. Bekle. 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 Gel yerine. Geç yerine. Kurulan.
Kapatıyor değil mi? Bu kururken arkadaşlar boyadık komple kırmızıya. Biz de kalemimizi size gösterelim. Şurada biraz kalmış. Ve bir barkovizyon yapalım. Bu arada onu da göstermedik. Başka bir objenin üstünde şöyle minik bir baykuş vardı. Şimdi o tamamen ham renkteydi, yani beyaz alçı rengindeydi. Onu birazcık renklendirip saksımın üstüne yapıştıracağım. Bu sefer böyle bir saksı olacak. Evet, Filiz zor şartlarda çalışıyor. Elinde çikolatasıyla Mia'sı. Şu ayağa bakın, ayağa. Ayağı. Şu ayağa bak. Hmm. Nasıl Mia çikolata? Oh. Anne saçını... Ay, tarak mı getirdin? Tarak. Teşekkür ederim. Saçımı mı tarıyorsun? Git kızım. Nerede? Ne böğürdü be? Bir şey mi oluyor acaba hayvanlara? Yok, onlar öyle bağırıyorlar sürekli. Bakacağım. Mia'dan akrobatik hareketler. Evet arkadaşlar, salça kutusundan saksımızı yaptı Filiz. Mia izin verirse şimdi kalemimizi dikecek. Kalemimiz şöyle yeşeren kalemdi. Biz nikah hediyesi olarak dağıtmıştık bunu. Bir kalemi de göster. Nikah şekeri yerine, evet. Böyle Filiz bir tarafında Filiz ile Deniz nikah hatırası ve 14.07.2019 nikah tarihimiz yazıyor. Öbür tarafında da Sönmezoğlu ailesi ve zinye çiçeği yazıyor. Evet. Yeşeren kalem, sonrasında kutusunu da atmayın ve kitap aracı olarak kullanın gibi bir mesaj vardı üstünde. Yani kalemler kullanıldıktan sonra ziyan edilmesin ve dip kısmındaki şu arka kısmında tohum var, o kısım kullanılsın diye hediye etmiştik. Şimdi de biz de kendi nikah hediyemizi bir defa aslında ekeceğiz. Bir çiçeğine bakalım nasıl, evet, acaba? Zinye çiçeği var içerisinde. Ek bakalım. Bence o kadar yeter, çok evet. Bastırma. Sulayacağız. Şöyle can suyunu da verelim. Saksılarımızın altını delmiştik. Eline aktı mı zaten? Evet. Aktı mı eline su? Evet. Geldi mi? Tamam, yeter. Bu kadar. Normalde çok sulamak gerekmiyor. Nemli kalması toprağın yeterli olacak. Bakalım nasıl çiçekler çıkacak. Biz de merakla bekliyoruz. Filiz Özdemir, Sayın Deniz Can Sönmezoğlu beyefendi ile kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Sayın Deniz Can Sönmezoğlu, Sayın Filiz Özdemir hanımefendi ile kendi arzunuzla evlenmek istiyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Şirinler gibisiniz lan ormanda. Biraz yakınlaşsak mı? Allah'ım. Yapıyorum sevgilim. Ege gel. Kahve. Şuna demli kahve verin bir tane. Dur, onlar akşam, şimdi değil. Öyle mi? Tamam. Dur. Yola çıkalım mı? Dur bekle, öyle bekle. Uzat çiçeği. Son. Hadi yok. Dur şöyle olacak, bu daha kolay. Gel omuzuma. Ha bak, o da olur. Eteği açılır ama.
Bir şey diyeceğim. Kızım kolum. Dua düştü yere. Arkada olsam daha iyiydi. Durun durun. Dur. Murat abi çıkın oradan, boş da çeksin. Kıpırdama. Niye bu tarafa geçiyor? Ay Murat abi. Boş çekecektim bir de. Hayır ben şimdi bu boşver. Ben bu tarafta olacağım. Yani tamam. Bir dakika dua mı? Bir daha yapabilir miyim? Sevgilim. Kıpırdamadan. Düğün gecesi. Adam esas sevgilisiyle. Ayaklarını kaldırabildiğin kadar havaya kaldır. Sarıl. Teteye dikkat. Aynı servayesi. Olmaz mı? Evet, soğuk kahvelerimizi aldık. Artık gün sonu, video sonu, hepsi bir arada. Yorgunluğumuzu atıyoruz. Yorgunluğumuzu sizinle bir son sohbette atalım arkadaşlar. Neler yaptık, neler bugün? Fasulyelerimizin hepsine çok güzel bir ip şeyi yaptık zaten, gördüğünüz videoda. Bundan sonra yukarıya doğru uzayacaklardır diye düşünüyorum. Geriye salatalıklarımız ve domateslerimiz için kaldı. Salatalık için bildiğim Sabah Askısı teyze söylemişti. Ya böyle dallı budaklı sopa gerekiyormuş ya da ağ file gerekiyormuş. Galiba daha değişik sarılıyor. Bu fasulye gibi değil, düz ip yapmayın dedi. Evet, bir tane salça kutusundan yine geri dönüşüm böyle hızlı, çok hızlı yaptığımız bir saksı oldu. Ona da zinye çiçeğimizi, aslında bizim nikah hediyemiz olan bir çiçeği ektik. Bakalım ne olacak, o sonucu beraber göreceğiz. Zinye çiçeği çıkacak diye bekliyoruz. Onun dışında bahçede çok keyifli vakit geçirdik yine Mia ve Bambam'la. Mia için bayağı keyifli bir gün oldu çünkü havuza artık kavuştu. Gerçekten çok sıcak bir gün. Hava o kadar sıcaktı ki arkadaşlar, aslında çok güzel bir video ne yazık ki çöpe gitti. Telefon çok ısındığı için kendini otomatik kapatmış ve biz Mia ile birlikte Bambam'ı yıkamıştık. O videonun çok büyük bir kısmı ne yazık ki kaybolmuş. Sonu var sadece. Sadece sonu var. O kadar sıcaktı yani. Onun dışında şöyle güzel bir haberimiz var. Siz de bunu zaten bize istemiştiniz, böyle bir şey yapabilirsiniz demiştiniz. Bu pazar bir canlı yayın yapmaya karar verdik. Sizden gelecek soruları cevaplamak istiyoruz ve karşılıklı bir sohbet havasında gerçekleşsin istiyoruz. Biliyorsunuz bir denememiz olmuştu ama çok başarılı sonuçlanmadı. Evet, ilk canlı yayınımız böyle Sürüklü Göl'de, internetin olmadığı bir yerde aslında yapmaya çalıştığımız bir şeydi. O yüzden çok verim alamadık. Bu sefer evimizin bahçesinde sizinle birlikte güzel bir sohbet yapmak istiyoruz. Birlikte bahçemizi dolaşabiliriz. Daha interaktif. Bize sorular sorabilirsiniz. Biz size sorular sorabiliriz. Siz bizi daha yakından tanırsınız. Biz sizi daha yakından tanırız. Çünkü özellikle bizim de merak ettiğimiz bazı şeyler var. Bizim kurucu üyelerimiz dediğimiz evet. Ve böyle her videomuzda sağ olsun bize desteklerini bırakmayan, yorumlarıyla hep yanımızda olan insanlar var. Bizim de onlara sormak istediğimiz sorular var. Böyle hep birlikte sanki pazar kahvaltısından sonra böyle kahveleri içerken ailecek bir sohbet ediyormuş havasında bir video yapalım istiyoruz. Kocaman uzun böyle bir masada bir pazar kahvaltısı yapıyormuşuz gibi ben hayal etmek istiyorum. Sonrasında sohbet ediyormuşuz gibi düşünmek istiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hiç yapmadığımız bir şey. Daha önce farklı bir sosyal mecrada da yapmadık hani. Evet. Hiç denemediğimiz bir şey. O yüzden nasıl geçecek diye gerçekten çok heyecanlıyım. Ama iyi geçeceğini biliyorum. Umuyorum katılımlarınızla bizi desteklersiniz. Ve çok daha böyle keyif alacağımız bir hale dönüştürebiliriz bunu. Katılım iyi olursa, siz severseniz, bizim de hoşumuza giderse bunu 15 günde bir yapmayı planlıyoruz. 15 Bence günde bir abonelerimizle birlikte şöyle bir pazar kahvaltısından sonra pazar sohbeti
olarak pazar sohbeti bu adı altında. Bu arada ilk defa için bahçemiz olsun diye düşündük. Böyle karşılıklı kahvelerimizi, çaylarımızı içelim diye düşündük ama daha sonraki canlı yayınlarımız belki yakınımızdaki ormandan olabilir. Sonra yani gittikçe bakalım nereye kadar uzaklaşabiliyoruz. Belki köyü dolaşırken yaparız, yürüyüş yaparken yaparız. Aynen, bir turda köyü dolaşabiliriz. Tabii ben bunu topluluklar kısmından da paylaşacağım. Duyuralım. O yüzden unutmayalım, duyanlar da duymayanlara söylesin. Saat 12'de bu pazar ailecek bir pazar sohbetine davetlisiniz. Hep birlikte saat 12'de sohbet edelim. Bu arada videonun başında söylemiştik ama şimdi de bir hatırlatma yapalım. Videomuzu buraya kadar izlediysen demek ki beğendin. Videomuzu beğenip yorum yaparsan çok seviniriz. Bu arada henüz kanalımıza abone olmamış olabilirsiniz. İlk kez bu videoda karşılaşmış olabiliriz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Mia'mız da ikinci yaş aşısı ne oldu? Hepatit A aşısı oldu. Yerinde duramadı. İğneden de tabii hoşlanan bir çocuk olmadığı için kuvvetli de bir çocuk, zapt edemedim. Biraz böyle kolunda morluk kaldı, çok hafif. Onu da hala üzülürüm, her gün kontrol ediyorum. İki gündür geçmedi. Ama bir şey yok yani. Evet evet. Evet Filiz, nereye gidiyoruz? Günaydın öncelikle. Sağlık ocağına gidiyoruz. Çünkü Mia Hanım'ın iki yaş aşısı var. Karma aşısı. Ben de gebezler için kan vereceğim. Burada köydeki sağlık ocağına gidiyoruz. Köyümüzün sağlık ocağı da burası. Mia da tabii aşı olacağından haber olmadığı için mutlu mesut arabaları sayıyor. Araba. 11.800 diyor. Tamam. Bak böyle de şuradan bakalım. Gel ablaya. Ay. Aynı mi? Bu arada yani. Siz gelin böyle bir yere gel kızım böyle. Aa ben sana bir şey vereceğim. Bir şey vereyim. Ben de yiyeyim. Gel bak Mia, burada ne var? Gel bak Mia. Bak Mia. Abi. Gel bakalım. Allah'ım canım. Bir arada. Ateş falan yapar mı bu da yoksa? Ateş yapmıyor. Yakar mı peki? Şimdi 3 ayda bir mi yapılıyordu hepatit sanki sarılıklı? Yok, rutin aşı takvimimizde olan farklı. Şimdi bir de 4 yaşında aşısı var, bitiyor aşı. İyi. Bundan sonraki 4 yaşında ben yokmuş. 2 sene rahatsız. Ama çok güzel harcayacak. Çok güzel harcayacak. Kuvvetli ya. Dur aşkım, çok sıkma kendini. Bitti aşkım. Gördün mü? Benim de arkasında odunlar vardı. Gördün mü onu kızım? Bir traktör gördüm ben. Kıyamam sana ya. Ay kanamış zaten babası. Göz yaşına. Çünkü çok sıktık, çok hareket ettik. Baksın. Ama geçti. Artık 4 yaşa kadar yok. Hepatit A aşısı olduk. Bitti. Değil mi kızım? Bilmiyorum, daha hani devam anneciğim. Devam kızım. Bak kendini sakinleştir. Yani ağrısı, ateşi bir şey olmadı zaten. Bu aşı çok öyle ateş yapan bir aşı değildi. Çok şükür atlattık bunda. 4 yaşına kadar aşı problemimiz yok. Bitti. Evet aynen öyle. 4 yaşında. Filiz'in kontrolleri de vardı. O da bir kan verdi. İnşallah değerleri iyidir. Evet. Hani bizi arayacaklar 2-3 gün içinde, haber verecekler. Videolarımızda gerçekten olabildiğince çevremize, işte doğaya böyle ön plana çıkartmaya çalıştığımız aslında görüntüler oluyor. Çünkü bizim de keyif aldığımız şey bu. Köye gelmek isteme nedenimiz buydu. Birazcık böyle gerçekten doğayla iç içe olabilmek. Umuyoruz o görüntüleri de yeteri kadar size aktarabiliyoruzdur. Yeşile doyuyorsunuzdur. Özellikle izlemeyenler için, hani bizi yeni tanıyanlar için orman belgeseli ve Sülüklü Göl drone çekimi videolarını izlemenizi böyle şiddetle tavsiye ediyorum. Benim çok hoşuma giden videolar çünkü. Evet, gerçekten evet. Böyle doğayı dibine kadar size hissettirebildiğimizi düşündüğüm videolardan. Evet, orman belgeseli gerçekten çok güzeldi. Evet. Çok uzattık. Çok uzattık. Bir videomuzun daha sonuna gelirken bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kafamızda boşluk var değil mi? Var bence. Şuna yapacağız. Var.
Ay çok severim ya. Anne. Ben annesi. Baba. Baba. Yine başladı. Aşkım, turuncu. Turuncu. Evet Akış. Bu ne? Pembe. 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 Bu ne? Şişir. Şişir. Yeşil. Bu ne? Aya. İçmekten konuşamayacağız herhalde. Ayran değil bir tanem. Süt içecek misin? İkimizin sağ sol eşit değil değil mi benim? Benim de çok yok mesafe. Ben iyi gibi. Şu an daha iyi sanki. Arkadaşlar şimdi komşumuzun kümes açılışına teşrif etmiş bu. Kümes açılışına geldik. Bakın. Kurdele keseceğiz. Çekincemiz yok. Gel abi gel. Kim kesecek? Hadi ama mangal yapalım. Nuri abi kesecek yani. Arkadaşlar gel. Oraya mı geliyor? Baba abi gel. Ben kameradayım. Ben bu anı ölümsüzleştiriyorum. Kim kesecek? Reşat abi sen. Gel fotoğraf çek gel. Senin çek gelmeyeceğini biliyoruz biz. Tabii. Ne güzel. Bir sevgiliyle fotoğraf paylaştığın zaman geliyorum oraya. Beraber çekiliriz. O zaman görüşürüz. Has kız teyze bir konuşma yapman lazım kesmeden önce. Bir dakika. Hayırlı olsun be anne. Ne diyorsun? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tamam. Bizim tavuğa bir erkek. Zeynep çıkmak istemiyordu ama. Çok çok çok. Sınırsız arkadaşlarımı göstereyim.